Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, TSK'nın tüm saldırılara misliyle en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verdiğini bildirdi. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz de geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki taktik komuta yerinde geçirdi. Gece boyunca İdlib'deki faaliyetleri, operasyonu sevk ve idare eden Akar, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Asil milletimizin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam etmektedir. Rejimin İdlib'deki ateşkese rağmen çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivil insanlara karşı artarak devam eden kara ve hava saldırıları sonucunda derin bir insanlık dramı ve bununla birlikte Türkiye sınırına doğru büyük bir göç yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkıyla Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek, birliklerimizin, halkımızın ve hukuklarımızın güvenini sağlamak ve bölgeye barış, huzur ve istikrarı bir an önce getirmek maksadıyla başlattığımız harekat bildiğiniz üzere başarılı devam etmektedir. Şu ana kadar fiili bir katkıları olmamakla birlikte uluslararası kamuoyu bizimle benzer endişeleri paylaşmakta, Rusya ve Suriye rejimi kınanarak Türkiye ile dayanışma vurgusu yapılmaktadır. Biz garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Rusya'dan da beklentimiz garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır. Diğer taraftan bildiğiniz üzere Rusya ile görüşmelerimiz de devam etmektedir. Defalarca ifade ettiğimiz üzere Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından artık bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Bilindiği üzere 27 Şubat'taki menfur saldırı ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Harekata şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tüm saldırılara misliyle en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş ve verilmektedir. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar iki savaş uçağı, rejime ait iki savaş uçağı, iki insansız hava aracı, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 değişik cins ve çapta top, obüs ve çok namlu roket atar, 16 tank savar ve havan, 77 adet değişik tip ve cinste zırhlı araç, 9 değişik yerde mevkide mühimmat deposu ve 2557 rejim unsuru ve askeri ekstra getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.